süper. Peki dün biliyorsunuz ilk haberimiz neydi? Tarkan ve Ekrem İmamoğlu cephesiydi. Neler oluyor, neler yaşanıyor? Çünkü Tarkan'ın Ekrem İmamoğlu'yla samimiyetinin perde arkasını Sabah gazetesi yazmıştı. Ama buna bir yanıt verdi. Kim? Tarkan. İzliyoruz. Son günlerde gerek yazılı basında gerek sosyal medyada hakkımda yapılan haksız ithamlar beni son derece üzmüştür. Söz konusu arsayla ilgili kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır. Olmaz da. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir. Benimle ilgili olumsuz bir algı yaratmaya çalışan kaynakların daha duyarlı olmaları ve aslı olmayan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalışmamalarını rica ediyorum. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarının tarafından kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Evet, Tarkan yalanlıyor. Diyor ki konuyla ilgili 13 yıl aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir diyor. Yani benimle ilgili olumsuz bir algı lütfen yaratmayın diyor. Yalnız Tarkan'ın buna jet hızıyla Ama biz ne benim dedik? bugün saçımla uğraşmam sürekli. Evet ya bak. Tarkan'ın jet hızıyla cevap vermesi. Biz ne dedik sana? Tarkan işte her konuda duyarlı Bana mı olan dediniz? Tarkan. Biz seninle birlikte mi Ha, demedik biz biz? ne dedik sana? Biz de işte Tarkan'a diyorum gelinim sana Ne anlatıyor. dedik? Dedik ya Tarkan'a her konuda duyarlı olan işte Kaz Dağları falan paylaşım yapan Tarkan bu kadar ağır bir suçlama karşısında mutlaka yanıt vermeli dedik. Hemen yanıtı Jet hızıyla yanıt vermiş. verdi. Evet. Aslında bu daha haberi yani şimdi bizi de yaranılmıyor diyeceksiniz ama hani habere hızlı cevap vermek de biraz endişe verici bir şey. Güzel bir şey. Tabii güzel bir şey ama ses gelmiş. Tabii Vurduğunuz yerden ses ses. gelmez mi? Çünkü yani öyle bir şey ki yapacağı işe de aslında darbe bu haber. Belki de onay alacaktı, anladın mı? Aslında onay almaması için belki hiçbir sebep yokken Bir de Türkiye'nin ünlü gazetelerinden bir tanesi de manşet manşetsin girildi. tabii. Evet, o yüzden Tarkan duramadı. Diyor ki konuyla ilgili de detaylı teknik bilgi ve hukuki açıklama hukuk danışmanlarım tarafından yapılacak diyor. Gerçekten de yapılıyor. Bir avukat yine bir açıklama yapıyor. 13 yılda Yunus devam ediyormuş. Egemenoğlu. Evet, yani benim hukuki sürecim 13 devam yıldır ediyormuş. ama mesela Sabah gazetesindeki haberde daha evvel 5 kez reddedilen, 6. kez başvuran Tarkan. Ondan dolayı İmamoğlu'yla samimi diye bir başlık atınca tabii. Vallahi ben şeyi Daha çok evvel de merak ettim. başvurmuş. Çok merak ettim o yeri. Nasıl bir arazi, nasıl bir Evet rant, ya. yani şey rant demeyelim de. 5.283 metrekarelik. Yani nerede, nasıl çok merak ettim. Bayrampaşa. Bayrampaşa'da öyle bir yer var yani kaldı Varmış. yani. Vay Ya. be. Peki kısa bir reklam arası sonrasında tekrar sizlerleyiz. Bekliyoruz.